Herkese merhaba. Bugün bir ilişki haritası çözeceğiz birlikte. Haritaya başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz eğitimlerimiz başladı. Geçtiğimiz hafta temel seviye ve horary eğitiminin ilk dersini işledik. Halen daha kayıt olabilirsiniz. Eğer temel seviye e, eğitiminiz varsa, e, klasik batı astrolojisi, o zaman direkt olarak 28 Kasım'daki Horeri Astroloji eğitimine de katılabilirsiniz. Horeri Astroloji eğitiminde bol bol pratik yapıyoruz. Eğitim, kariyer, ilişki, kayıp eşyalar, zamanlama birçok teknik öğreniyoruz. Benimle birlikte çalışmak isterseniz bekliyorum. Bu kez solak alt dire Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi isterseniz başlayalım haritayı çözmeye. Benden özür dileyecek mi? Soruyu soran kişiyle karşı taraf bir problem yaşamış, bir tartışma olmuş, bir kırgınlık olmuş. Kişi de karşı tarafın bunu telafi etmeye yönelik herhangi bir hamlede bulunup bulunmayacağını soruyor bize. 14 derece 4 dakika balık burcu yükseliyor. Soruyu soran kişinin göstergesi Jüpiter, 6 derece 54 dakika koç burcunda ve retro. Jüpiter'in bu yerleşimdeki e, temel asaleti sadece ateş elementinde olduğu için ve bu bir gece haritası olduğu için üçlü yöneticilik. E, aynı zamanda yani üçlü yöneticilik her ne kadar idare eder bir yerleşim olsa da e, retro olması bizim için bir problem. Gezegenlerin retro olması gezegenin kendini ortaya koyma kapasitesine engel oluyor. Yani horari sorularında retro çıkması ana göstergelerden bir tanesinin açıkçası çok pozitife işaret değil. Ee, bununla birlikte retro olduğu zaman gösterge bazı durumlarda kişi adım atma taraftarı da olmayabiliyor. Yani burada biraz daha pasif bir bekleyiş olduğundan da bahsedebiliyoruz. Bu arada dikkatimizi çeken şey biraz orbu geniş olsa da Neptün'de Ascendant'ta 10 derece var yaklaşık olarak. Ee, yine de bunu kabul edebilirim ve Neptün burada konuyla ilgili hayal kırıklığı olduğunu gösteriyor ve aslında anlatılan hikaye de hari haritayla çok doğrudan e, ilişkili ve uyumlu. Çünkü kişi kırgınlığını, e, bununla ilgili çok üzüldüğünü, hayal kırıklığı yaşadığını, e, gözyaşı döktüğünü söylüyor. Neptün bütün bunların hepsiyle alakalı bir gezegen zaten. Karşı tarafa geçtiğimizde ise Merkür bizim ilgili göstergemiz. Merkür de 5 derece terazi burcunda. Ee, Merkür'ün yani köşesel olması burada bizim için önemli olabilir. İki gezegende köşe evlere yerleşmişler. Bunlar aksiyon alınma konusunda destekleyici. Çünkü köşe eve yerleştiği zaman evet bir şeyler vuku bulabilir anlamına geliyor. Fakat burada dikkat ederseniz Jüpiter retro ve Merkür ile karşıt bir harekette. Karşıt açı olması kusumet açısı. Evet bir tekrar bir iletişim olabilir fakat bu iletişimin kalitesi ne tarzda olacak bu tartışılır. Öte yandan her zaman incelediğimiz yardımcı göstergemiz ayda 29 derece 47 dakika terazi burcunda. Burçların son dereceleri analitik olarak geçiyor çünkü kötücüler tarafından yönetiyorlar, yönetiliyorlar ve bir de buna ek olarak o burç için artık yapacak bir şeyin de kalmadığını bize gösteriyorlar. E, natal yoruma çok girmek istemiyorum ama burada hani e, gezegenlerin terazi aksında olması iletişimle alakalı bir gündem olduğunu e, bize gösteriyor e, ee, Jüpiter'in de koça yerleşmesi bana soruyu soran kişinin birazcık böyle öfkeli olduğunu da açıkçası anımsattı. Ama dediğim gibi öncelikli olan her zaman bizim teknik incelememiz olsun. E, ee, natal yorumlarını biraz daha profesyonelleştikten sonra e, değerlendirmeye alabilirsiniz belki. Devam ettiğimde hmm. ayın 29 derece 47 dakika e, konumunu çok kısa bir süre sonra akrebe geçerek terk edeceğini söyleyebiliriz. Ayın akrepteki yerleşimi oldukça zayıf. Ee, ay burada düşüşte. Zaten dikkat edersiniz considerations kısmında yani harita ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar kısmında da ayın yanan yolda ve boşlukta olduğunu görüyoruz. Ee, stresli bir açı yani bu. Yine bir zayıflık göstergesi. Buna ek olarak ayın akrebe geçiyor olması da olayların problematik hale gelebileceğini ya da bizim beklentimizin dışında daha negatife yönelebileceğini bize anlatıyor. Burç değiştirdiğinde hangi burca girdiği bizim için önemli. Dediğim gibi açılara baktığımızda evet Merkür bir derece sonra ilerleyecek ve Jüpiter'le bir karşıt açı geliş gerçekleştirecek. E, bu durum iki taraf arasında iletişim gerçekleşse de bu konuşmanın çok da bir fayda getirmeyebileceğini ya da soruyu soran kişinin beklediği tarzda olmayabileceğini gösteriyor. Ayrıca ayda akrebe geçerek e, bu yapmış olduğumuz yorumu da destekliyor. Saat yöneticisini değerlendirmek istersek eğer güneş bu evde 6. ev yöneticisi ve 7. eve yerleşmiş diyebiliriz e, 5 derece kuralıyla. E, 1 derece fark oluyor ama eee ev girişindense 7. eve daha yakın bir güneş. yedinci 7. evin girişinde güneş olması ve bu güneşin ev türetmede de 12. evini, partnerin 12. evini gösteriyor olması ve bu göstergenin de direkt olarak partnerin hanesine yerleşmesi karşı tarafla ilgili evet bir takım olmaması gereken belki de kendisine zarar verecek ya da kendi konumunu düşürebilecek e, durumlar durumları ortaya koyduğunu gösteriyor. Yani bir takım 12. ev konuları kişiyle bütünleşmiş kişiye gelmiş ve bu da çok net bir şekilde görülüyor. Yani bu kişiyle ilgili de aslında davranış modeli olarak çok da e, doğru davrandığından bahsedemeyebiliriz bu noktada. Evet, nitekim ilerleyen Zamanlarda yaklaşık bir hafta sonrasında bir iletişim gerçekleşiyor fakat bu iletişim kesinlikle beklentiyi karşılamıyor hatta kişi biraz da hayal kırıklığına uğruyor diyebiliriz. Peki bu harita bu şekilde ilerleyen zamanlarda yine haritaları çözmeye devam edeceğiz eğitimlere katılmak istiyorsanız da belirttiğim gibi bu kez solak altre hesabından bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.